Çin Süper Ligi'nde mücadele eden futbol takımlarından Hubei antrenman tesislerinin elektrik parasını ödeyemediği için altyapı takımlarını tatile çıkardığını belirtti. Ev aletleri perakende zinciri Suning'in sahip olduğu Jiangsu futbol takımı mali sıkıntılar nedeniyle Şubat'ta faaliyetlerini durdurmuştu. Bir diğer Süper Lig ekibi Tianjin'de Mayıs 2020'de iflasını açıklamıştı. Tayvan 40 askerinin Pasifik'te ABD'ye bağlı Guam Adası'nda Amerikan kuvvetleri tarafından eğitildiğini açıkladı. Tayvan News'un haberine göre Tayvan Savunma Bakanı yaptığı açıklamada 40 Tayvan askerine Guam Adası'nda yeni inşa edilen ABD üssünde verilen eğitimin değişim döngüsünün bir parçası olduğunu belirterek spekülasyona gerek olmadığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayisi yetkilileriyle Soçi'de toplantı yaptı. Putin, ilk seri üretimi yapılan S-500 hava savunma sisteminin gelecek yıllarda Rus ordusunun envanterine gireceğini söyledi. Yaygın kullanılan e-posta istemcisiyle tanınan ABD'li internet şirketi Yahoo, yasal ve iş alanındaki artan zorluklar nedeniyle Çin pazarından çekilme kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada internet hizmetlerine 1 Kasım'dan itibaren Çin anakarasından erişim sağlanamayacağı bildirildi. ABD Deniz Piyadelerinden özel bir birliğin İran'la muhtemel bir çatışmaya hazırlık için İsrail Deniz Komandoları ile ortak tatbikata başladığı açıklandı. İsrail basınından çıkan haberde daha önce de ortak tatbikat yapan ABD-İsrail güçlerinin ilk defa İran'ın bölgedeki bir Amerikan konsolosluğunu veya bir gemiyi ele geçirmeye çalışacağı senaryosuyla tatbikat yaptığı ifade edildi. ABD güçlerinin tatbikatın ardından Körfez bölgesine sevk edileceği bilgisi paylaşıldı. Avustralya ile Fransa arasındaki denizaltı anlaşmasının iptali konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına tepki gösteren Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesine yönelik aşağılamaları ve hakaretleri kabul etmeyeceğini söyledi. Yalan söylediği iddialarını reddeden Morrison, Haziran ayında Elise Sarayı'ndaki akşam yemeği sırasında konuyu net şekilde gündeme getirdiğini belirtti. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Sardar Muhammed Duat Khan Askeri Hastanesi'nin yakında şiddetli bir patlama meydana geldiği açıklandı. Olay yerinden silah sesleri duyulduğu belirtildi. Olayın ardından kısa bir süre sonra ikinci patlama meydana geldiği duyuruldu. Taliban, olayda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin ise yaralandığını açıkladı.